Efendim 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında artık sayılı günleri yaşıyoruz. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında iftar coşkusunu Koza TV ekranlarından her akşam olduğu gibi bu akşam da sizlerle paylaşıyoruz. Bugün Seyhan Belediyesi'nin Seyhan ilçe mahalle muhtarlarına vermiş olduğu iftar programındayız. Biz de Koza TV ailesi olarak muhtarlarımıza mikrofon uzatacağız. İftar sevincini muhtarlarımızla paylaşacağız efendim. Öncelikli olarak şu an yanımızda bir muhtarımız var. Hemen kendisine mikrofon uzatalım. Öncelikli olarak tanıyalım efendim. Hoş geldiniz. Efendim ben Seyhan Aydınlar Mahalle Muhtarı Ayvasuna. Öncelikle bu programı yaptığı için Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan'ını kutluyorum. Gelecek bayramını da kutluyorum. Koza ailesine teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hayırlı iftarlar efendim. Sağ olun. Evet, kısa kısa böyle muhtarlarımıza mikrofon uzatarak şöyle devam edelim. Yine yanımızda bir muhtarımız var efendim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı işler. Adana Seyhan Mithatpaşa Mahalle Muhtarı. Tüm İslam aleminin Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seyhan Belediye Başkanlarımıza da böyle bir iftar programını düzenlediği için teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar olsun. İyi iftarlar. Sağ olun. Hemen geçelim efendim şöyle. Yine yanımızda bir muhtarımız var. Siz de tanıyalım efendim. Cemil Ağa'yı. Evet. Hangi mahalleden efendim? Ramazan'da nasıl hissediyorsun? Dadaloğlu mahallesinde. İslam alanında bayram kutları. Belediyelerimize başarılar dilerim. Özellikle Zeydan Karalı'ya başarılar dilerim. Her şey çok güzel olacak. Evet, hemen geçelim şöyle. Kısa kısa bütün muhtarlarımıza mikrofon uzatacağım bu akşam. Efendim hayırlı akşamlar, sizi de tanıyalım. Narlıca Muhtarı Haşim Temiz. Başkanımıza bu yemeği verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Evet, bugün de burada iftar programındayız efendim. Neler hissediyorsunuz? Yani başkanımızın yaptığı... Pardon, özür dilerim. Yani yaptığı şeylere çok karşı iyiyiz. Yani memnun oluyoruz. Biz de kendinin daha ileride şeylerden yapmalarına yani seviniyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum başkanıma. Sağ olun efendim. Hayırlı iftarlar da olsun. Hemen geçelim. Muhtarım iyi akşamlar. Sizi de tanıyalım. İyi akşamlar. Şakir Paşa Mahalle Muhtarı Hakan Arınkan. Teşekkür ederim böyle bir program düzenledikleri için. Evet. Teşekkür ediyorum. Muhtarlarla beraber iftar açıyoruz. Evet. Neler hissediyorsunuz efendim? Güzel hissediyorum. İnsanları tanıyorum. Muhtar arkadaşları bir arada. Daha bu dönem yeni bir muhtar. Birçoklarını da tanımıyorum. Böyle bir program hazırladıkları için teşekkür ediyorum. Ve muhtarlarla bir arada gelip muhtar arkadaşlarımızı tanıma fırsatı da verdikleri için teşekkür ediyorum ailesinin başkanımıza. Muhtarlar arasından tanışma, kaynaşma. Tabii o da güzel. Oluyor. Tabii öyle bir ortam oluyor. Evet, kıymetli muhtarlarımız. Güzel düşünce. Seyhan Belediye Başkanımız Sayın Akif Kemal Akay aramızda. Hoş geldiniz. Seyhan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar programındayız. Muhtarlarımızla bir aradayız. Bütün mahallelerin muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında şu an yanımızda Seyhan Belediye Başkanımız Sayın Akif Kemal Akay var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hayırlı iftarlar. Hoş bulduk. Evet. Hepimizin bu mübarek günde
birlikteyiz. Ramazan ayı paylaşım ayı, Ramazan ayı kardeşlik ayı. Burada muhtarlarımızla, şehrin gerçek demokrasi temsilcisi olan muhtarlarımızla birlikteyiz. Zaten tüm yaptıklarımızı birlikte yapacağız, birlikte çalışacağız. Onlarla bugün bir arada olmaktan mutluyuz. Yeni seçilen arkadaşlarımız var, yıllardır bu işi sürdüren arkadaşlarımız var. Biraz da onun kaynaşmasını sağlayacak bir gün olsun istedik. İnşallah önümüzdeki günler Adana'ya topluca hizmet etmenin mutluluğunu yaşarız. Bir anlamda aslında muhtarlar sizin ekip arkadaşlarınız başka. Evet. Yani bir anlamda da hani burada bir sinerji oluşması yönünde de iyi düşünülmüş bir organizasyon diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz neler istiyorsunuz? Yani elbette bu tür toplulukların bir arada olması daima bizi mutlu edecek bir davranış. Gönül isterdi ki zaman içerisinde bu tür birliktelikler olsun, bu kaynaşmayı arttırır. Bu sorunların, ortak sorunların çözümü için önemli anlar. Aslında her birimizin yaşadığı sorunlar bir ölçüde burada dile getirilecek. Bunlara çözümler belki birlikte üretilecek diye düşünüyoruz. Bakalım. Yani akıl birliği açısından. Evet. Güç birliği, akıl birliği açısından önemli. Evet efendim, artık son bir kaç günümüz kaldı, Ramazan ayında tamamlıyoruz. Buradan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay olarak, başta Adanalılar, Seyhanlılar olmak üzere Toza TV izleyicilerine bir bayram mesajınız olur mu? Evet, yani öncelikle Kadir Gecesi'ne hepimize hayırlı olmasını diliyoruz. Arkasından da elbette bayramın güzel günlerde herkesin mutluluk içinde kutlanması en büyük dileğimiz. Ve gönül daima bu işleri, bu kutsal ayın ibadetleri içerisinde, bu kutsal ayın kardeşliği içerisinde onu tamamlayan bayramın da hepimiz için mutlu geçmesini diliyor. Bunu düşünmekten başka da bir şey düşünmüyoruz. Hayırlı iftarlar efendim. Sağ olun. Sağ olun. Seyhan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar programında Seyhan Belediye Başkanı Sayın Akif Kemal Akay ile birlikte muhtarlarımız iftar saatini bekliyor. Az sonra Adana için iftar ezanı okunacak, akşam ezanı okunacak. Muhtarlarımızla beraber bugün oruçlarımızı açacağız kısmet olur ise. Tabii muhtarlarımızla bir anlamda hem tanışma hem kaynaşma ortamı oluşuyor. Onlara da mikrofonunuzu atalım istiyorum efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sormak istediniz. Reşat Bey Mahallesi muhtarıyım. Zübeyde Rüvit Kanan. Mahalleme hizmet için muhtar oldum. İnşallah Allah utandırmasın. Başkanımızın daveti üzerine de geldik. Bu kadar. Şanslısınız. Adana güzel mahallelerinden. Evet, evet, evet. Mutlaka öyle. Mahallemiz güzel, mahallemi seviyorum. Doğduğumdan beri mahallemdeyim. Hiç ayrılmadım. Elimden geleni yapıyorum, yapacağım. İlk dönemiz. Ben yeni seçildim, evet. İlk yeni. Evet, evet. Çok yeniyiz. Neler düşünüyorsunuz Reşat Bey ile ilgili efendim? Duvarınızda düşündüğünüz projeleriniz. Valla projem var ama şimdi biz köprüyüz. Evet. Bu hizmette bize yardımcı olurlarsa biz onları yapabileceğiz. Evet. Bunlar için de elimizden geleni yapacağız. Destek gördüğümüz sürece de ona esirgemeyeceğiz. Bu tür iftarlar, organizasyonlar, başkanlarla muhtarların işte bir evet, araya gelmesi. Evet. Ama şimdi dediğim gibi biz köprü olduğumuz için bunu yaptırabildiğimiz ölçüde yapabileceğiz. Başkanlar aynı masayı paylaşıyorsunuz herhalde mahalle yok, adına yok, şimdiden güzel yok. Olacak. Şimdiden desteklerini hissediyoruz, görüyoruz. Yapıyorlar. Çok daha güzel şeyler olacak. Peki efendim. Allah kabul eylesin. Hayırlı iftarlar. Efendim hemen size de mikrofonunuzu atalım. Sizi de tanıyalım. Ben Nercin Cevher. Cemalpaşa Mahallesi muhtarıyım. Benim de ilk dönemim. Biz acemiyiz ya ama pişeceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza bize bu güzel günü ayarladığı için, iftar günü. Sağ olun. Mahalle bayan elinde yine başkan oldu. Neler düşünüyorsunuz?
Vallahi zaten ben bir sene öncesinden hazırlanmaya başlamıştım. Bazı projeler var. Ama tabii belediyelerimiz otursun, birlikte faaliyet gösterelim. İnşallah göreceksiniz neler yapacağız. İnşallah yaptıklarınızda yine konuşuruz efendim. Tabii ki, tabii memnuniyetle. İftarlar olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok mersi. Evet, efendim yine mahalle muhtarlarımızdan bir tanesi yanımızda. Böyle bayanların olduğu masaya oturduk biz. Böyle sinerji dolu, enerji dolu. Evet, böyle birbirine güzel muhtarlarımızın ortasına oturduk. Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar, sağ olun. Adım Nevin Biçer, Kurtuluş Mahallesi muhtarıyım. Evet. 46 yıllık saltanatı devirdim. Öyle onun mi? Mutluluğunu yaşıyorum. Evet. Güzel, her şey çok güzel olacağına inanıyorum. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyonda bizi bir buluşturduğu için. Aslında şimdi bir saltı saltanat dediğimiz zaman aslında bu bir demokrasi mücadelesi. Tabii, neticede, tabii. Sizler gelip geçtiler ama aynen, kurumlar, aynen, makamlar kalıştı. Aynen. Kalıcı olan aynen, aslında bu sektörde özellikle yapacağınız hizmetler olacak. Aynen. Sizden sonra da. Evet, kesinlikle. Neler düşünüyorsunuz efendim? Valla ben düşündüklerimi bir bir yapmaya başladım. Mahallemde bütün yapılması gereken her şeyi yapıyorum. Mesela dün değil evvelsi günü Seyhan Belediye'mizin, pardon Büyükşehir Belediye'mizin ekipleriyle birlikte bütün mahallelerimizi ilaçlattık. Logarlarımızın kapaklarını değiştiriyoruz. Park Seyhan Çocuk Parkı, Adana'da Kurtuluş Mahallesi'nde tek park olan Seyhan Çocuk Parkı'nı güzelleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunu yaparken emniyetle, il müdürlüğümüzle birlikte yapıyoruz, hep beraber yapıyoruz. Ve bunun da çok faydasını gördüğüme inanıyorum. Her şey güzel olacak. Gibi hizmetlerin devamı. Tabii ki, gelecek tabii ki. Tabii ki. Bugün artık Ramazan ayında sayılı günler kaldı. Evet, evet. Son iftarlar. Evet. Son bir mesaj alalım. Ben her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum. Yeter ki inanalım, yeter ki çalışmanın ülkemize fayda getireceğini bilelim, görelim. Oturmuş olmak için insan muhtar olmamalı. Evet, iş var mı? Var. Çalışan herkese iş var. Buna inanıyorum. Bunu bir amaç olarak görmesinler muhtarlığı. Çalışmak için orada olsunlar. Ülkemizi güzelleştirelim. Bu ülke bizim. Çok zor aldığımız bir ülkeyi çok daha güzelleştirelim. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için. Evet. Çok daha güzel, çok daha refah bir ülke haline getirelim. Ben onun için buradayım. Peki efendim, başarılar diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Efendim, Seyhan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar programında mahalle muhtarlarımızla bir aradayız. Muhtarlarımıza mikrofon uzatıyoruz. Yenisiyle, eskisiyle bütün mahalle muhtarlarının aynı sofrada buluştuğu iftar sofrasında yine yanımızda muhtarlarımızın masasındayız. Yine muhtarlarımıza mikrofon uzatacağız. Efendim, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum Koza TV'ye ve tüm çalışanlarına. Ne sormak istiyorsunuz? Aslında sormak istediğimizden ziyade bir saniye içeriye biliyoruz ama izleyicilerimiz de tanısın. Evet. Hangi mahalleden efendim? Efendim, ben Pınar Mahallesi'nin 2009'dan bu yana 3. dönemdir muhtarıyım. Evet, bu dönemde de yeni başkanla berabersiniz. Evet. Şimdi iftar programında neler söylemek istersiniz efendim? Yani bu yeni dönemde daha çok çalışmamız, geride hiç iş bırakmamamız lazım diye düşünüyorum. Yani halkımız bizi tekrar tekrar seçiyor ise ya da yeniden seçmişse, bir makam vermişse o makamın hakkını vermemiz lazım. Halkımıza vefa borcumuzu ödememiz lazım. Yani bizi makama getiren halkımıza bozuk yolları, bozuk parkları, yapılmayan işleri reva görmeye hiçbirimizin hakkı yok diyorum. Yani iş iş, hizmet hizmet diyoruz. Tüm Adana halkımızın ve İslam aleminin Ramazan şerifini kutluyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Biz burada tüm muhtar arkadaşlarımız hepimiz aynı yerde, aynı sofrada buluştuk. Akif Akay Başkanımızın bu nazik davetinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. İyi bir çalışma çıkaracağımızdan eminim. İnşallah gelecek döneme iş kalmayacak diyoruz. Sadece Pınar'da değil, Seyhan'da hiçbir iş kalmayacağına eminim, inanıyoruz. Peki efendim, hayırlı iftarlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim, iyi akşamlar diyelim. Hemen yine bir diğer muhtarımıza mikrofon uzatalım. Sizi de tanıyalım efendim. Ben de Saniye Hanım'ın azasıyım. Pınar Mahallesi muhtar azasıyım. Evet, siz de bir iftar. Seni söylemek istiyorum. Herkesin İslam aleminin iftarı hayırlı uğurlu olsun diyorum.
Hayırlı akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Hemen geçelim şöyle bir diğer muhtarımıza. Siz de tanıyalım efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben Seyhan Bahçeliler muhtarı Muzaffer Deveci. Böyle bir imkanı başkanımız bir araya getirdiği için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tüm Adana, Seyhan'ın, Adana'nın, tüm Türkiye'nin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Allah Kadir gecesine ve bayramımıza ulaşmayı bize nasip eylesin inşallah. İyi olacağına inanıyorum. Allah her şeyin hayırlısını ve hayırlı olacağına da inanıyorum. Hayırlı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hemen bir diğer muhtarımıza mikrofonu satalım. Sizi de tanıyalım efendim. Gürsel Paşa muhtarı Bünyamin Çapar. Akif Başkanımız da bu programı düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan şerifini tebrik ediyor. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı Kadir geceleri, hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Muhtarım sizi de tanıyalım. Denizli Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım. Sayın Başkanımıza bu programı düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın başarılı olacağına inanıyorum. Tüm Müslüman alemin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet tabii başkanın başarılı olması, muhtarın başarılı olması. Şimdi şöyle mahalle halkı bize oy verdi. Evet. Mahalle halkı bizden destek bekliyor. Biz de aynısını Seyhan Belediye Başkanımız Akif Akay Bey'den desteklerini bekliyoruz. Mahallemizin daha güzel, daha iyi, daha başarılı, daha güzel olmasını temenni ederim. Hayırlı iftarlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim yine yanımızda bir muhtarımız var Seyhan Belediyesi'nin iftar programında. Sizi de tanımak istiyoruz efendim, hoş geldiniz. Ben Halis Sayın, Hürriyet Mahalle'nin muhtarıyım. Belediye Başkanımızın vermiş olduğu yemekten dolayı teşekkür ederim. Yalnız bir Güney Adana olarak hizmetten çok geri kaldığını hissediyorum. İnşallah Akif Bey'le güzel bir hizmet vereceğinden eminim. Tabii Hürriyet Mahallesi Adana'nın en eski mahallelerinden, en köklü mahallelerinden. Şu anda yani Hürriyet Mahallesi değil, Güney Adana dedim. Yani Dağlıoğlu, Güney Barbaros, Yenibey, yani bunlar o bölge üvey evlat gözüyle bakılıyor şu ana kadar. İnşallah bundan sonra da gelişeceğinden eminim. İnşallah amacımıza ulaşırsınız. Mahallelerimizde hizmetleri alır, gerekli hizmetleri görür ümidindeyiz efendim. Oldu, sağ ol. Evet, teşekkürler. İnşallah hizmet bekliyoruz. Yani başkanımızdan hizmet bekliyoruz. Yani Güney Adana inşallah en güzelleşir diye düşünüyorum. Hayırlı kadar. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Yani demokrasi dediğimiz halkın gerçekten temsilcileri olan yapılar bizde sadece muhtarlık yapısı. Onun haricindeki her yapı aslında bir yere bağlı olan yapı. Oysa muhtarların her biri kendi başına toplum içerisinde hizmetiyle, insanlığıyla, ilişkileriyle kendini kabul ettirip seçtiren kişiler. Yani ben partim olmazsa aday olamam,
belki seçilemem, belki değil mutlaka seçilemem. Ya da benzer şekilde bir takım ilişkiler içerisinde olma mecburiyeti var. Ama muhtarların her biri tamamen kendi gücüyle, kendini topluma kabul ettirmesiyle var olan kişiler. Dolayısıyla aslında gerçek demokrasi sadece ve sadece Türkiye'de muhtarlıkta var. Sizler bu şekilde gerçek demokrasinin, özlediğimiz demokrasinin tercihlerisiniz. Onların yarattığı kişilersiniz. Bu nedenle de hepimizde demokrasiyi temel alan ülkelerde, ülkemizde hepimiz için son derece önemlisiniz. Tabii her gün içinde toplumda insanların ilişkileriyle, insanların sorunlarıyla yüz yüzesiniz. Biz belediye içerisinde belki seçilmiş sorunlarla uğraşıyoruz ve çoğunlukla da oldukça yoruluyoruz, oldukça sorunlar karşısında belki çaresiz kalıyoruz ve bu bizi son derece üzüyor ve bu bizi ciddi şekilde yoruyor. Oysa sizler aslında her gün bunların fazlasıyla yüz yüzesiniz ve çoğu sorunu da tek başına siz çözemediğiniz için de mutlaka sıkıntı içerisinde oluyorsunuz. Bu nedenle de hepinize ayrıca kutluyor, ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü büyük ölçüde de bizim çözmek zorunda olduğumuz sorunlar öncelikle sizden elenerek geliyor, sizden belli isteklerle geliyor. Bu nedenle özellikle muhtarlar, muhtarlıklar bizim için son derece önemli. Ve bizim muhtarlık konusunda da zaten özel olarak kurumumuz var. Özel olarak bir birimimiz var ve bu birim diğer birimlerden farklı olarak doğrudan doğruya belediye başkanına bağlı. Yani muhtarın getireceği sorun öncelikle doğrudan doğruya belediye başkanıyla, yani Seyhan Belediyesi'nde benimle ilgili. Ekibimiz, muhtarlık ekibimiz bu nedenle de biraz herkesten fazla çalışıyor olması gerekiyor. Ve burada da yıllarca sizlerle beraber olan, çok yakından tanıdığımız arkadaşlarımız bu görevi üstlenmiş vaziyetteler. Başta İbrahim kardeşim olmak üzere sorunlarımızı birlikte düşüneceğiz, birlikte konuşacağız ve birlikte çözeceğiz. Önümüzdeki dönem daha ağırlıklı olarak sorunları muhtarlar aracılığıyla çözme isteğimizi zaten bütün seçim çalışmaları sırasında ifade etmiştim. Yani tek tek vatandaşların gelmesi yerine doğru olanı önce mahallelerde, köylerde bir şekilde muhtarlar tarafından birleştirilip getirilmesi bizim için çözüm konusunda çok daha kolay olacak diye düşünüyoruz. Mahalle meclisleri oluşturma konusunda çeşitli şeyler ifade etmiştim. Tabii seçim çalışması sırasında bunların oluşumu da doğrudan da oluşturulabilirse, yani çok sayıda insanın bir araya geldiği o meclisler oluşturulabilirse bunların başındaki kişi de mutlaka muhtar olacak. Ve bu yapılar tekrar ifade ediyorum. Kime yardım yapılacak, kime işe girecek, kimin hangi sorun öncelikli yapılacak, bunun öncelikle mahalleden tespit edilip bize bu şekilde gelmesi sorunların çözümü konusunda bizi oldukça rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte bunlara ait çalışmalar yapacağımızı umuyorum. Seçim sonrasında
teşekkür konuşması olarak da öncelikle köylerden başlamak üzere bir çaba harcamaya çalıştık. Aşağı yukarı Seyhan'ın bütün köylerini zannediyorum eksiksiz seçim sonrasında dolaştık. Oradaki sorunları hem teşekkür ettik hem oradaki sorunları dinledik ve bunlara ait ne yapabileceğimizi orada yetkili arkadaşlarımla birlikte olarak yani gerek belediye altyapı hizmetleri itibarıyla gerek oralarda düşündüğümüz hizmetler itibarıyla konuşma fırsatı bulduk. Şimdi sıra iç mahallelere geldi. Herhalde bu haftadan itibaren de mahallelerde doğrudan doğruya toplantılar yaparak hem teşekkürümüzü ifade edeceğiz hem de sorunları olduğu yerde dinleyip çözmeye çalışacağız. Bunun için de yanımda tekrar ifade ediyorum. Yetkili arkadaşlarım da olacak. Bazı sorulara anında cevap vereceğiz ama kalan kısmı da birlikte çözmenin çabası içerisinde olacağız. Yani bu haftadan itibaren bu çalışmalar il merkezinde başlayacak. Onu da size burada ifade etmek istiyorum. Çünkü bazı muhtar arkadaşlarımdan bu ara gelen telefonlarda bize niye gelmediniz şeklinde ifadeler var. Ben arkadaşlarımla birlikte tekrar söylüyorum. Öncelikle köylerden başladık ve köyleri bitirdik. Hadırlı en büyük köy. Hadırlı köy değil, Hadırlı şehrin ortası. Evet. Evet, bizim Anlı orayı köy olarak kabul ediyor ama hiç de orası köy değil. Orası keşke benim şehrim de ora gibi olsa. Evet arkadaşlar, ben tekrar bu güzel günde birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Amacımız belli zamanlar içerisinde aslında hep birlikte olmak. Bunu yıl içerisinde sadece Ramazan ayı şeyiyle değil, yıl içinde zaman zaman tekrarlayacağımızı da burada ifade etmek istiyorum. Şimdiden Ramazan Kutsal Kadir Gecesi'ni ve ardından Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Afiyet olsun. Allah hayırlı kabul etsin diyorum. Hoşçakalın.
Allahümme inni leke sümtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızkıke eftertü. Ya Rabbi, senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Yarınki Ramazan orucumuza da şimdiden niyet eyledik. Bizim geçmiş ve gelecek günahlarımızı bağışla. Ey bağışlaması bol olan Rabbim! Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve tüm inananları her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Rahmetinle ve mağfiretinle muamele eyle bizlere Allah'ım. Dualarımızın kabulü için, ibadetlerimizin kabulü için ve bilhassa Allah rızası için. El-Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Efendim, Seyhan Belediyesi'nin iftar organizasyonunda muhtarlarla bir araya geldik. Yanımızda da muhtarlarımız var. Oruçlar açıldı. Efendim, Allah kabul eylesin. Tanıyalım sizi. Hatırlı mahalle muhtarı Turgayanlı ben. Teşekkür ediyoruz böyle bir iftarı gerçekleştirdiği için. Akif Akay Başkanıma. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Şimdi yanımızda yine bir diğer muhtarımızı hemen mikrofonu uzatalım. Çünkü birazdan aile fotoğrafı çekilecek. Onun için kısa kısa röportajlar alıyoruz. Siz de tanıyalım hocam. Ben Bahçeşehir Muhtarı Hasan Ali Berktaş. Yeni seçildik. Bu güzel akşamı bize tertip ettiği için de Akif Başkanımıza ve Seyhan Belediyesi'ndeki bu işle ilgilenen bütün görevli arkadaşlara, emekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu tür organizasyonların devamını diliyoruz. Çünkü bu sıcakkanlılığı bir araya getirmek gerekiyor. İnşallah da sürdürülebilir bir organizasyon olarak devam eder. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz de tanıyalım efendim. Yeni Mahalle Muhtarı İdris Demir. Biz de yeni seçildik, evet. Böyle bir organizasyon tertip ettikleri için, evet, kadın muhtarlarımızı ön öne alalım. Her zamanlara tekrar böyle bir araya gelmemiz açısından çok iyi olur diye düşünüyoruz. Tabii şimdi Allah şimdiden kabul etsin. Evet. Buradasınız. Tabii. Tabii taleplerinizi, isteklerinizi. Tabii ki. Başkana onu, daha onu, rahat iletmemiz, evet, oluyor. İnşallah onu ileteceğiz. Sağ olsunlar, ilgileniyorlar. Evet. Bugün mesela en basit bir şey, dün söylemiştim. Bugün talebimiz yerine getirildi. Teşekkür ediyorum. Evet. Fen İşleri Müdürü'ne. Evet. Haydi, bu kadar. Tamam. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Yine yanımızda bir muhtarımız var efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Tanıyalım sizi de. Döşeme Mahallesi muhtarıyım Seyhan. Evet. Adana'nın en eski mahallelerinden bir tanesi. Evet. Bravo. Efendim. Bravo size. Beşinci dönemim. Beş dönem. Beşinci dönemim. Kolay. Ne demek isterim? Ramazan daha bir araya geldik muhtarlarımızla. Başkanımıza teşekkür ederim. İnşallah Ramazan bize hayır, uğur, bereket, sağlık, sıhhat, afiyet, memlekete huzur getirir. Size de hayırlı görevler dilerim. Söylenecek, soracağınız bir şey varsa. Efendim, bugün iftar programında Seyhan Belediye Başkanımız da bir aradayız. Tabii muhtarlık özellikle... Sağ taraftaki abiyle arkaya doğru geçer misiniz? Önemli bir görev arz ediyorsunuz. Evet. Fotoğrafın görüntü alması için burayı almıyor, arka taraflar görmüyor. Biraz arka tarafa doğru geçelim. Orayı anlamadım. Efendim, şimdi muhtarlar... Son kelimeleri anlamadım. Şimdi başkanlarımız da bir araya geliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla hani mahallenin sıkıntıları, istekleri açısından... Tabii. Evet. Pozitif bir enerji kazandırıyor mu size? Tabii. Niye kazandırıyor? Yani bir araya gelme şansımız yok. Allah kötü gün vermesin. İnsanlar cenazede bir araya geliyor. Ama bugünkü bu toplantı, yeni muhtarlarımız da var tabii. İstişarelerimiz oluyor, görüşüyoruz. Sorunlarımızı ayak üstü de olsa, biliyorsunuz başkanlarımızın konuları bizden çok fazla. Biz bir mahalleye bakıyoruz, onlar 96 mahalleye.
Böyle de olunca ne kadar ulaşabiliriz? Tabii bu tür organizasyonlarda etkinlik kazanıyor. Tabii. Aile fotoğrafı çekiliyor efendim. Buyurun isterseniz fotoğraf alalım. Ben sizin yüreğinize sağlık, ellerinize sağlık. Hayırlı görevler. Koza TV'ye saygılar.